Merhaba arkadaşlar. Evet, edebiyatçılar gelmiş mi? Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, bugün şöyle bir rehberlik dersi yapalım istedim. Çünkü eğitim grubuna da bir arkadaşımız yazmıştı. İlknur muydu? Tam hatırlamıyorum ama nasıl çalışacağımı bu aralar bilmiyorum gibisinden. Bundan dolayı ben şöyle bir şey düşündüm. İşte Türkiye ikincisi olan öğrencimiz bir gelsin dedim. En azından kendisinden bir dinleyelim, değil mi? Arkadaşlar, son biliyorsunuz 3,5-4 aya artık giriyoruz. Konularımız bitti sayılır bizim, biliyorsunuz. İşte halk edebiyatından halk hikayelerinin, Dede Korkut'un içeriğine yönelik çalışmalarımızı yapacağız. Divan edebiyatında metin şerhi yapıyoruz. Bundan sonrası işimiz arkadaşlar artık bizim tekrarla soru çözümü. Bir de böyle halk edebiyatından içerik çalışması, divan edebiyatından mesnevi çalışması. Mesnevilerin halk edebiyatında halk hikayelerinin içeriklerini de bilmemiz lazım. Ama genel olarak arkadaşlar, genel olarak şöyle bir acaba geçen sene başarılı olmuş birisi günde kaç saat çalışmış, kaç tane soru bankası bitirmiş, böyle sorular sorulur ya, hani kişiseldir aslında bunlar, tabii kişiden kişiye değişir bence. Esra Çalışkan Haziran, Temmuz, Ağustos tekrarlarla geçecek işte. Haziran, Temmuz, Ağustos bizim tekrarlarla geçiyor. Evet, ondan sonra iki sınav arasında da yine soru çözüm kampı yaparız. Süreci de sonlandırırız ondan sonra. Şu anda yani bizim 3 ay sürecek bir tekrar kampımız başlayacak Haziran'ın başında. Ondan sonra iki sınav arasında da 11 günlük bir soru çözümümüz olacak. Ama genel olarak çok soruluyor ya hani arkadaşlar, hocam kaç tane soru çözmeliyim, kaç saat çalışmalıyım günde? Tabii kişisel bütün bunlar ama yine de ben Hatice ile bu şekilde bir soru cevap yapmanızın yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü son 3,5 ayda böyle ölesiye ders çalışmak da başarısızlığa götürebiliyor. Az ders çalışmak da başarısızlığa götürebiliyor. Ama tabii birazdan böyle Hatice'nin söyleyeceklerinin tamamı arkadaşlar kişiseldir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani bir kişinin bir saatte anladığı bir konuyu diğeri 1,5 saatte anlayabilir. Efendim bir kişi soru çözerek daha çok yoğun öğrenme gerçekleştirebiliyor. Birisi video izleyerek daha çok öğrenme gerçekleştirebiliyor. Ama genel bir çerçeve tabii karşımıza çıkar. Evet, Hatice beni duyuyor musun? Hatice'nin beni duyuyor olması lazım. Duyuyorum. Tamam, güzel. Kameranı da açabilirsin. Sıkıntı yok. Aynı sistemdeki kamera da açılabiliyor. Heh, hoş geldin. Buldum. Evet, şimdi öncelikle ben Hatice'den şunu isteyeceğim arkadaşlar. Genel olarak kendisi neler söyleyecek? Şimdi listeyi görmüyorsun. Hatice, bizim öğrencilerimiz şu anda senden şöyle çalışma, böyle sihirli bir şeyler bekliyorlar senden. Acaba Hatice bir şey söyleyecek de bundan sonra böyle net sayıları 10-10 artacak mı şeklinde, ama yararlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle genel olarak senin çalışma tekniklerinle ilgili biraz bilgi edinelim. Geçen sene en azından neler uyguladın? Ondan sonra zaten arkadaşlarımız da sana merak ettikleri soruları sorarlar. Sen de cevaplarsın. Öncelikle ben şöyle yapıyordum. Ders planından bahsedeyim önce. Her gün 3 tane ders çalışıyordum. Bir tanesi genel kültür, genel yetenek. Bir tanesi eğitim, bir tane alan çalışıyordum. O şekilde bir program yaptım ve tüm yıl aynı programdan ilerledim ben. Hani son 2 ay, son 3 ay programımı değiştirmedim. Daha yoğun bir programa geçmedim. Bu şekilde yapıyordum. Türkçe ve matematiğe çalışmıyordum. Yani fazla çalışmıyordum. Sadece denemeden çözüyordum. Yani genel kültür ders koyacağım zaman programına sadece tarih, coğrafya ve vatandaşlık koyuyordum. Vatandaşta da son 1,5-2 ayda koydum. Hani hiç çalışmadım ondan öncesinde. Zaman gitmesin zaten unutuyorum diye. O şekilde yapmıştım hocam genel kültür, genel yeteneğini. Evet.
Peki şeyde acaba senin ÖABT ile genel kültür gen yeteneği bir arada mı götürdün? Hocam ilk sene ben video izledim ama ikinci sene video izlemedim. Sadece soru çözdüm ikinci senemde. İlk sene izlemiştim ben videoları yaz tatilinde. Ondan sonra bir daha video izlemedim. Yani soru üstünden gittim genel kültür genel yetenekte. Alanda da sizden ilerliyordum. Şeyden genel kültür genel yetenekten herhangi bir YouTube'dan falan video izlemedin. İzledim yani. İzledim. İlk senemde izledim. Genel ilk senende izledin, ikinci senende izlemedin. Anladım. Yo, çalışma programında diyorum acaba hani bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor, rehberliği bitireyim ondan sonra gelişime geçeyim. Hayır, yok. Gelişimi bitireyim. Öyle yapma. Ders mi gittin yoksa çalışma programında her haftanın 7 gününde böyle düzenli olarak ayırdığın, her ders ayırdığın süre var mı? Aynen hocam. Mesela ben pazartesi günü gelişim yapıyordum. Salı günü öğrenme, çarşamba günü rehberlik, perşembe günü ölçme. Yani bütün dersleri bir güne bölmüştüm. Sadece sanırım pazar günü boş kalıyordu. Onda da bütün dersleri unuttuğum yerleri, hani eksik kaldığım yerleri tekrar ediyordum. Ders gitmedim yani. Hepsini aynı anda gittim. Hepsini aynı anda, evet. Zaten ders gitmek, bazı arkadaşlar bunu uyguluyorlar benim gözlemim dediğim kadarıyla, ama ders gitmektense bir çalışma programıyla ilerlemek çok daha mantıklı. Evet. Sonuçta biz coğrafyayı bitirdikten sonra başka bir derse geçecek olabiliriz veya alanda mesela. Hocam ben divan edebiyatını bitirip ondan sonra halk edebiyatına geçeceğim diyorlar ama halk edebiyatına geçtiklerinde de halk edebiyatının sonuna gelinceye kadar divan edebiyatının bir kısmı unutulmuş. Evet, aynen. Ben anama da o şekilde gidiyordum zaten hocam. Şimdi 4 tane dersimiz var. 7 gün var. Sadece halk edebiyatına bir gün ayırıyordum. Salı gününü ayırıyordum halk edebiyatını. Diğer derslere 2 gün ayırıyordum. Bir gün tekrar yapıyordum. Bir gün video dinleyip soru çözüyordum. Hatice, bir şey isteyeceğim, evet, senden. Şu yukarıda mikrofon simgesi var ya, yanındaki oka tıklasana. Orada seçenek var. Gördün mü? Ay yok. Şu an tamamen kapattın. Şu an iyi mi? Şu an ses açık ama yanındaki oka, mikrofon simgesinin tamam, yanındaki tıkladım. Oka tıklayacaksın. Orada tamam. Mikrofon sesini ayarla yazıyor. Oradan biraz indir. Tamam hocam, şu an iyi mi? Şu an çok iyi. Tamam. Evet, cızırtı gitti tamamen. Tamam. Demek ki şu an senin uyguladığın sistemde, demek ki bir ders bitirip diğer derse başlama gibi bir şeyin senin açından yanlış olduğunu görüyoruz. Evet. Yani senin örneğinle yanlış olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela Onur Dinç demiş ki matematik hiç yok mu demiş. Matematik hiç yapmadın yaptım mı? Yaptım hocam. İlk senemde 12 tane yaptım. Bir yanlışım vardı diye hatırlıyorum. İkinci senemde de 16 tane yaptım. 3 veya 4 yanlışım vardı. 16 tane yaptın. 3 veya 4 tane yanlış hiç var. Hiç çalışmadım ama. Lise bilgilerim yani var. 11-11.5 net gibi bir şey oluyor. Aynen. Peki Şeyma demiş ki alanda daha çok soru mu yoksa konu tekrarı mı yaptın? İkisini de çok fazla yaptım hocam ben. Hani demiştim ya ben. Yani şöyle, mesela dönem başında konu anlatımına çalıştığım bir konunun, mesela halk hikayeleri, onun tekrarını yaparken sadece soru üzerinden mi tekrar yapıyordun yoksa konu anlatım artı soru şeklinde hocam mi? Şimdi ben her dersi 2 gün ayırdığım için, mesela diyelim ki eski Türk Edebiyatı dersi, bir pazartesi gününü vermiştim, bir de perşembe gününü vermiştim eski Türk Edebiyatı'na. Pazartesi günü sizin videolarınızı dinleyip soru çözüyordum. Ve hani dinlemeden, videoyu dinlemeden önce de bir hafta önceki konuyu tekrar ediyordum. Daha sonra perşembe günü de en baştan bir tekrar yapıyordum. Yani sınav gününe kadar en baştan tekrarı her hafta yaptım. Yani hızlı hızlı bir okuma yapıyordum, şöyle bir göz atıyordum. Sonra tekrar soru çözüyordum. Evet. Yani gelecek haftaki derse gelmeden önce de bir göz gezdiriyordun. Evet. Diyebiliriz.
Normalde genellikle benim bu konuda düşüncem şu. Tekrar yaparken hiçbir zaman sadece soru üzerinden tekrar olmamalı. Yarım yamalak bir tekrar olur. Ben öyle Evet, düşünüyorum. Aynen. Yani. Her öğrencinin kendine göre aldığı notlar vardır. Altını çizdiği satırlar vardır, kitaplar vardır. Ve o altını çizdiği satırları tekrar etmeden, aldığı notları tekrar etmeden bir soru bankasından soru çözmek sadece bir tekrar ben oluşturulacağına Evet inanmıyorum. hocam, bir Yani. de mesela siz Temel bir konu anlatım aha, mutlaka siz gerekiyor. PDF veriyorsunuz ya, ben o PDF'yi okumadan önce derste sizi dinlerken madde madde küçük önemli bilgileri not alıyordum. Siz dersiniz bitirdikten sonra önce onları bir okuyordum, ondan sonra PDF'yi okuyordum tekrar. Önce kendi notlarımı okuyordum. Evet, sorulara devam edelim bakalım. Emeltem demiş ki, hocam genel kültürden dersler bitti ya şimdi tekrar etmek gerekir mi, deneme üzerinden mi gitmeli? Hemen hemen aynı Deneme soru değil mi? üstü aslında. Genel kültürde bence hani konu tekrar değil de deneme ve soru üstüne gitmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Tamamen deneme Aynen. üzerinden yaptım diyorsun. Evet. Güzel. Sonra demiş ki Meral Demir, ilk senede mi aynı programda Hayır, ilerlediniz? maalesef. Ders ders gittim ve çok pişmanım zaten. İlk sene sen Evet ders hocam, ders mi çünkü gittin? gittiğim dershane, ilk sene dershaneye gittim. Gittiğim dershanede ders ders ilerliyordu bütün dersler. O yüzden mecburen ben de ders ders gitmek zorunda kaldım. Anladım, anladım. Peki. İkinci sene uyguladığın tekniğin yani bu sınav sonucunu göz önünde bulundurmazsak çok daha farklı bir sonuç aldığına inanıyor musun Kesinlikle. yani? Ders ders gitmenin etkisi daha az Evet diyorsun, hocam, değil mi? kesinlikle öyle. Ya çünkü ders ders gidince mutlaka bir Anladım. şeyler unutuluyor. Evet. Bir de tekrar anlamında da biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum. Yani sene başında çalışıp bitirdiğin bir dersi tekrar edeceksin ve karşında bütün bir ders var. Yani belli konuları tekrar etmiyorsun ama bütün bir dersi tekrar Evet. ediyorsun. Yapacağın tekrarın da çok böyle sağlıklı olacağını düşünmüyorum ben ama çok tehlikeli bulduğun konuları böyle sık sık tekrar edebilirsin ama yine unutma kaçınılmaz olur. Mesela haftanın pazartesi günleri örnek veriyorum öğlen saatinde her pazartesi öğlen mesela eski dil olmalı. Sene sonuna kadar konuları bitirmiş Aynen. olsam bile şaşmayacak şekilde o günün o saatinde eski dil çalışılmalı diye düşünüyorum. Bir de mesela benim önerdiğim her zaman bir şey vardır. Güne mutlaka paragraf sorusuyla başlayın diyorum. Çünkü paragraf sorusu alan sorularını algılamayı da kolaylaştırıyor. Senin böyle bir alışkanlığın Hayır var hocam, mıydı? hiç öyle yani onu yapmadım ben. Yani kitap okuyorum, ona gerek yok diye düşünüyordum. Mesela ben kendim de her sabah deneme çözüyordum. Paragrafları çözmüyordum ve çok büyük bir hata bence. Üç yanlışım vardı Türkçeden. Üçü de paragraftaydı. Evet. Paragraf mıydı? Evet. Evet. Esra Çalışkan demiş ki kaç soru bankası bitirdiniz alanda? Hocam sayısını bilmiyorum. Yani çok fazla çözdüm. Ya piyasadaki bütün yayınları almıştım. Yani bundan eminim hepsini aldığıma. Ve bazılarını ikişer defa aldığıma da eminim. Evet. Şimdi şöyle, Sena var ya Türkiye 90'ncısı Evet. olan Evet hocam. öğrencimiz. Şimdi onun videosunda da benim dikkatimi çekmişti. O da aynı cümleyi kullandı. Mesela piyasada çözmediğim soru bankası Beraber kalmadı. alıyorduk zaten hocam. Soru çözümü beraber alıyorduk nasıl? Yayınları. O yüzden Evet, evet. aynıydı bizim şeyler. Yani şöyle, soru çözümü ikinizde de piyasada soru bırakmayacak kadar bir soru çözümü söz konusu yani Aha, ikinizde evet de. hocam. Yani peki çok soru çözmek bakış açısını mı geliştiriyor? Ne gibi bir en böyle büyük faydası ne Hocam oluyor şöyle sence? söyleyeyim. Ben alan sınavına girdiğimde Soru tutturmak evet ben anlamında mı alan sınavına gir alan sınavına girdiğimde 75 sorunun 75'ini de daha önce görmüştüm. Hiç görmediğim bir soru yoktu Güzel. yani. Demek benzerleriyle karşılaşıyorsun. Çok soru çözdükçe benzerleriyle Evet, yani karşılaşıyorsun. birebir bile çıkan oluyordu. Peki şimdi sorulara bir bakalım. Hocam kaçta derse oturuyordunuz? Şeyma sormuş.
Nasıl bir gün içerisinde mesela sabah, öğle, akşam şeklinde 3 seansım mı Hocam vardı? saat 9-9.30 gibi, ya ben eksi odasında çalışıyordum, dershanenin eksi odasında. Saat 9-9.30 gibi oturuyordum derse. Önce deneme çözüyordum. Hepsinden birer deneme, genel kültür yetenekten bir deneme, eğitimden bir deneme, alandan bir deneme çözüyordum. Sonra biraz tarih çalışıyordum veya coğrafya. Sonra öğle arası veriyordum bir yarım saat. Onda da kitap okuyordum zaten, roman okuyordum. Ondan sonra tekrar başlıyordum çalışmaya ve 5'e kadar falan çalışıyordum. 5'te eve geliyordum. 1-2 saat dinleniyordum. Tekrar 1-2 saat daha çalışıp bırakıyordum. Yani çok geç bırakmıyordum ben. En geç 9'da falan bırakıyordum. Evet. Peki sence evde çalışmak ile dershanenin kütüphanesinde veyahut da başka bir kütüphanede, başka bir çalışma salonunda çalışmak arasında fark oluyor mu? Evdeki çalışmanın verimsiz olduğundan genellikle öğrenci arkadaşlar yakınırlar. Sen böyle bir şey hissettin Hocam mi? bence yani özellikle de başlarda yani ilk ders çalışmaya başladığınızda bence eksi odası daha faydalı oluyor diye düşünüyorum. Yani normalde bizim evde hiç kimse yoktu, hiç ses yoktu. Ona rağmen yani evde birazcık şey oluyor, bir salmışlık, böyle bir oturma isteği, bir yatma isteği, bir kalkıp dolaşma isteği falan oluyor. Ama eksi odasında sürekli onu yapamıyorsun. Oturuyorsun ve çalışmak zorundasın. Bence bu şekilde daha iyi oluyor. Yani telefona da çok bakamıyorsun, ses olmasın vesaire. Daha iyi oluyor diye düşünüyorum ben eksi odasına. Evet. Ayşe demiş ki alandan kaç net yaptın? 65. İlk 65. senemde de Hmm. hocam Evet. 21 netim vardı 50 soruda. 50 soruda 21 netten 65 nete çıkmış Aynen. oluyorsun yani. Evet. Bayağı bir çağ atlamışsın atacak Maalesef hıza. hocam ilk senem çok kötüydü. Evet. Yani sen daha önce şunu da söylediğini hatırlıyorum. Üniversitede çok parlak bir Evet öğrenci hocam, değildin. bayağı tembeldim Sena nasıldı? Sena ile de aynı üniversitede ben yani. Hani aynı mezunsunuz sınıftaydık ya. hocam Sena'yla. Sena'yla ortalamalarımız aynıydı zaten. O da öyleydi yani. Evet. Çok normaldik. Yani demek ki üniversitede bunu da çok soruyorlar. Hocam üniversitedeki bilgi birikimimiz önemli mi? Tabii ki önemli aslında. Tabii ki altyapısı olan birisiyle altyapısı olmayan birisi bir olmaz ama bu telafi edilmeyecek bir şey değil. Yani sende de aynı örneği görüyoruz. Üniversite böyle çok parlak geçmese de iyi, sık, disiplinli bir çalışmada gerçekten de yapılamayacak bir şey değil diye Hiçbir bilgim düşünüyorum. yoktu hocam. Bir de Yani genel olarak kesinlikle mesela alanla ilgili üniversiteden bana gelen hiçbir bilgi yok. Yani sıfır. Şeydi evet. yani. Bir temelin Aynen. olmadığını söylüyorsun yani. Kesinlikle. Evet, şimdi bakalım. Hatice Beste demiş ki günlük soru limiti kaç Hiç hocam demiş. saymadım. Günlük soru limitin var mıydı? Günlük soru limitin böyle şu sorunun altına Yok hocam hiç inmeyeceğim. saymadım. Yani saydığım zaman ben hani o limite ulaşamazsam diye moralim bozulur. Bir sonraki gün de çalışamam diye saat de saymadım, soru da saymadım. Anladım. Peki böyle kendini bir şey olarak görüyor musun Hatice? Mesela yani şöyle diyeyim. Ben geçen sene komple kendimi bu sınava adadım diyebiliyor musun? Yoksa sosyal etkinliklerine de katılabildin Hocam mi? şöyle, ben şey diyorum hep, 22 ve 23 yaşım yok yani benim. Yaşamadım o yaşı. Yok, ben telefon kullanmadım, sosyal medya kullanmadım. Yani evden hiç dışarıya çıkmadım neredeyse. Sadece evde odasına gidip geliyordum. Bir kere bile arkadaşlarımla bir kahve içtim bile hatırlamıyorum. Yani kırtasiye, dershane, ev. Bu üç arasında gidip geliyordum. Yani konuştuğum tek kişi Sena'ydı hocam. Sena'yla da annemin telefonundan konuşuyorduk. Yani o derece. Telefonu falan tamamen bırakmıştım. Tatile falan da gitmedim. 2 sene boyunca kesinlikle. Yani hasta olduğumda bile hocam gidip hemen serum vurduruyordum. Ya benim ders çalışmam lazım falan diyordum oradaki doktorlara. O şekilde serum vuruyorlardı. Hemen tekrar ders çalışmaya başlıyordum. Yani düşünsene, normalde herhalde hayatında seni en fazla görenlerden birisi de ben miyim? Benmişim o zaman. Yani dershanede seni görüyordum. Bir de uzaktan Aynen. eğitimde zaten. Değil Aynen. mi?
Herhalde yani Sena'yla böyle nadir görüştüğüne göre de arkadaşlarınla bayağı bir bağlantını Aynen hocam, kesmişsin yani. aynen. Değil mi? Ama tabii şimdi bir şeye kendini adamak başarıyı kaçınılmaz hale getiriyor. Bu bir gerçek yani. Kendini adamak gerçekten de güzel bir duygu. Tabii bu kişisel bir şey aynı zamanda. Mesela eğer üniversiteden altyapın çok sağlam olarak gelseydin mesela, belki de bu kadar değil de biraz böyle sosyal hayatına biraz daha yer vererek de aynı başarıyı Aynen, kesinlikle. sergileyebilecektin yani. Evet, şimdi Burcu demiş ki, pardon, Hilal'i atladık. Değil mi? Hilal. Hiç umutsuzluğa kapıldım olmayacak diye demiş. İlk sınavdan çıktığımda çok ağlamıştım. Yani bir ay falan sürekli ağladım. Yani yapamıyorum, olmadı falan diye. Yani o sırada bayağı bir umutsuzluğa kapılmıştım ama daha sonra yani biraz da bence burada aile faktörü çok önemli. Yani bizimkiler hani böyle sürekli ya işte, olur yani istediğin kadar çalışabilirsin. Yani bir yıl çalış, 2 yıl çalış hiç fark etmez deyip yanımda oldukları için bence biraz da onu daha çabuk atlattığımı düşünüyorum. Bu dönem, bu tarz dönemleri. Evet. Yani şöyle, ilk yıl bayağı bir zor olmuş senin için de. İkinci yıl gerçekten de ama kendini tam olarak vermişsin. Tam olarak böyle hayattan da soyutlamışsın. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır bak onu da söyleyeyim. Ama tabii yapılması gerekeni yapmışsın aslında. Yapılması gereken buydu yani sonuçta. Evet. İkinci yıl peki hiç böyle çalışmana ara verdiğin oldu mu? Çalışmadan koptuğun? Hani bazen diyorlar ya hocam 2 haftadır derslerden koptum. Yeniden motivasyon olamıyor. Yeniden motive olamıyorum şeklinde. Sen de Yok hiç öyle bir hocam, şey oldu olmadı. mu? Sürekli her gün aynı hazır bulunuşlukla derse oturuyordun yani, değil mi? Yani ben kopacağım zaman veya Sena kopacağı zaman hep şey yapıyorduk. Birbirimize destek olup ve birbirimizi gazlıyorduk. Yani işte yapacağız, yaptık. Kazandıktan sonra şöyle yaparız. Kazandıktan sonra hani devam ederiz her şeye deyip birbirimizi gazlıyorduk aslında. Anladım. Ve şimdi normalde şunu da söyleyeyim. Hatice Adana'da arkadaşlar. Sena da İskenderun'da. Şimdi işin enteresan tarafı İskenderun'a gittiğim dershane İskenderun Pegem. Sena oradan Evet. öğrencimdi. Adana Efor Akademi. Hatice de oradan Ama ben sizi öğrencimdi. Sena'dan Şimdi duydum. iki farklı yerde aynen. İkiniz de tanıyorum yani gerçekten de ama tam anlamıyla siz ikiniz de hemen hemen kişilik bakımından da aynısınız Hocam ama 7 yıldır Hatice. arkadaşız, İkiniz artık benzedik. aynen yani benzerliğiniz de var. Çünkü Sena da İskenderun'da hayattan kendini Aynen. soyutlamış bir görünümü vardı yani. Tabii onun da öyle bir Evet, yönü aynen. vardı. Ondan dolayı diyorum yani dershanelere git Hatice'yi gör. Uzaktan eğitime gel Ömür Hoca yine karşına çıksın. Peki, dur bakalım şöyle farklı soru olacak mı? Burcu demiş ki sınava 3 ay kala kaç net yapıyor olmak gerekiyor? Güzel bir soru. Sence sınava 3 ay kala bir öğrencinin kaç nete ulaşmış Hocam olması lazım? şöyle, ben mesela genel kültür, genel yetenekte sınavda 92 net yapmıştım ve ben hiçbir denememde o neti görmemiştim mesela. Ya son bir gün kala yine deneme çözdüm ben. Yine o denemeyi, yani o neti görmedim. Ya da mesela alanda hiç 65 net yapmadım ben evde ya da dershanede hiç yapmadım. Yani genelde ben 55-60 arasında, hatta 55'i gördüğüm zaman seviniyordum yani 55 net oldu diye. Hani hep bu şekilde ilerlemişti aslında. Sınavda birden 65 oldu. Yani uzun süre benim hep 55 civarında Evet. ilerlemişti. Evet. Denemelerde 55 civarındaydın. Son anda atak Aynen. Yani yapmışsın hiç, yani. yani belki birkaç defa, bir defa veya iki defa 62'yi gördüğümü hatırlıyorum ama yani ona tam emin değilim ama 65'i hiç görmemiştim. Evet. Demek ki Burcu ne diyorsun bu cevaba? Burcu'nun şu an almak istediğin cevabı aldın mı yani? Yani evet. Rahatlatıcı bir cevap değil mi? Sonuçta şu da var arkadaşlar.
Yani bu aslında çok da böyle yüzdelik olarak etkili değildir diye düşünüyorum ama bir insan eğer sene boyunca sistemli çalışmışsa, disiplinli bir bireysel çalışma sergilemişse, sağlam kaynaklardan çalışmışsa mutlaka bir dönütü olur. Ama şunun da etkisi var. Tabii şunu inkar edemeyiz. Gününde olmak. O da var Kesinlikle. yani. Şimdi sınav günü tabii gününde olmanın da büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar demin dediğim gibi işte yıl boyunca bireysel çalışmış bir insanı, yıl boyunca disiplinli bir çalışma göstermiş birisini gününde olmamak durduramaz. Onu da söyleyeyim ama gününde ise destekler diye Hocam düşünüyorum. ilk senemde benim şöyle bir şey olmuştu. Genel kültür genetik sınavına girmeden önce çok böyle büyük rahatsızlandım. Hastaneye falan gittim. Yani tamamen ben o an dedim yani gitti. Ya direkt zaten modum direkt o şekilde düşünce aslında 80, 84 veya 85 almış olmam lazım P10'da. Ona rağmen benim modum gidince alana da çalışmayıp alanı 80'a düşürmüştüm mesela. O yüzden ikinci sınavımda hiç kontrol etmedim sınavımı. Bence kontrol etmemekte fayda var. Yani genel kültür gen yeteneği kontrol etmezsek en azından psikolojimizi biraz daha rahatlatmış Kesinlikle oluruz hocam. diyorsun. Evet. Evet. Şimdi ilk sene puanınız kaçtı? P121'im 80'di hocam. 80. Evet. Onur demiş ki hocam ÖABT son çözdüğüm kitap çok gereksiz sorular içeriyor. İlla ki karşılaşmışsınızdır. Bu tür yayınlarda üstüne gittiniz mi diyor. Yani böyle sınav kapsamı dışında bulduğum bir soruyu soru bankasından soru Evet. çözüyorsun. Baktın ki çok böyle ayrıntı sınav kapsamının dışında olduğunu düşünüyorsun. Onların bile Evet cevabını hocam. araştırdın mı? Aynen çözdüm. Evet, onlara da önem vermiş Onur. Evet. Meral ilk sene puanınız kaç demiş, söylemiştik. Şeyma dil kısmına nasıl Ya çalıştınız? dil Eski kısmına dil. da aynı şekilde hocam yani dershanedeki dil hocasına hiç yani şey yapamamıştım ben alışamamıştım. O yüzden sadece sizden dinledim ben dili. Diğer dersleri nasıl çalıştıysam onunla aynı şekilde çalıştım. Yine bir gün tekrar edip soru çözüp diğer gün video izleyip tekrar ettim soru çözdüm. Yine aynı şekilde yani sistem aynıydı benim için. Çok fazla soru çözüyordum ama. Evet. Peki normalde eski dilin nasıldı? Aktif Okulda fibra. Bir önceki bir yıl önceki nasıldı? yıl yine çok kötü değildi hocam. Sanırım sadece dilim iyiydi zaten benim. Üniversitedeyken de sadece dilim iyiydi. Biraz onun etkisi olmuş olabilir. Sınavda da bir yanlışım vardı Evet. dilden. Dilden bir yanlışın vardı. Halktan nasıl? Halk edebiyatından nasıl sonuçların vardı mesela sınavda? Bütün derslerden birer yanlışım vardı hocam zaten. Sadece alan eğitiminden dört yanlışım vardı. O alan eğitimden biraz sıkıntı Aynen. oluşturmuş Ya demek hocam ki. orada da benim belki biraz hatam olmuş olabilir. Çünkü ben sınavda alan eğitimi kısmından başladım. Dedim hani çok yorulmayayım. Onlar daha uzun oluyor. Ya o kısımda da böyle dışarıdan gelen sesler, adapte olamamak, yani beni aşırı derecede etkiledi. Yani orada da biraz benim hatam da var. Yani yanlış başladım sınava. Evet, peki Ayşe demiş ki denemelerde yaptığınız ortalama ile sınavdaki birbirine yakın Sınavdaki çok mıydı? daha iyiydi. Sınavdaki daha iyi. Evet. Normalde şunu söylemek lazım. Mesela hangi deneme olursa olsun ÖSYM'nin soru kalitesi gerçekten de bambaşka. Ve ÖSYM'nin soruları net sorular. Bundan kaynaklanıyor aslında diye düşünüyorum. Yani bizler deneme sınavı çözdüğümüzde elde ettiğimiz netin biraz daha yükseğini sakin olabilirsek ÖSYM'den rahat bir şekilde Evet hocam. alabiliyoruz. Sorular net çünkü arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ÖSYM'nin soruları tartışma çok da böyle götürmez. Bir iki soru haricinde dersek bundan dolayı bence biraz daha rahat olmamız lazım. Denemelere göre daha yüksek sonuç Ama elde hocam ederiz diye mesela genel düşünüyorum. kültür yetenek ve şeyde eğitimde çok farklı oluyor mesela denemelerle testte çözdüklerimiz. Ama alanda pek öyle olmamıştı benim için. Hani bu tekrar kamplarında çözdüğümüz sorular vardı ya. Onlar da yani Evet. aynıydı bence tarz. Ben öyle düşünmüştüm yani çözerken. Hatta yani böyle
birebir aynı çıkan sorular vardı diye hatırlıyorum ben. Yani şıklarda bile sizin örneklerden çıkan soruların olduğunu hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorum. Direkt çünkü soruyu görünce ben ilk sayfada 6 sorum vardı. 6 soruyu görür görmez hepsini sanki önceden görmüş gibi hemen 1 dakika içinde hepsini işaretledim. Şey olarak eski dil, divan edebiyatı, yeni edebiyat, halk edebiyatı bunlar da geçen sene bizim kampta çözdüğümüz soruların böyle evet. Çok benzerleri çıktı. Aynen, o konuda çok benzer. Yani. İnşallah. Bu yıl da aynı şey olacak ya, inanıyorum. Evet, bakalım. Hatice Beste maşallah demiş. Hilal maşallah demiş. Evet. Evet. Meral ne demek istediğini anlamadım. Normalde de oluyor hocam. Bazen soruları çok tuhaf soruyorlar diyorsun yani. Değil mi? Meral'in herhalde ne demek istediğini anlayabildim diye düşünüyorum. Değil mi Meral? Evet. Şimdi arkadaşlar tabii sorularınız varsa yine Hatice'ye sorabilirsiniz. En azından şöyle son 3,5 ayı yönlendirme adına güzel olur diye düşünüyorum. Hatice, şu anda sen sınava hazırlanıyor olsaydın düşün ki ortalama bir şekilde, ortalama diyorum. Kimisi çok yetkin hisseder kim şu anda işlediğimiz konularla ilgili. Kimisi de pek yetkin hissetmemiştir, unuttuğunu düşünüyordur. Ortalama bir şekilde sen şu anda bizim konumumuzda olsaydın. Şu anda bu kursa yine kayıtlı olsaydın mesela nasıl bir çalışma programı sergilerdin? Bence yine aynısından giderdim hocam. Başta nasıl gidiyorsam, çünkü herkes şimdi kendine göre bir program oluşturmuştur diye düşünüyorum. Bence hani bu saatten sonra değiştirmek, ona adapte süresi yani çok farklı olacağını düşünüyorum. Yani boşa giden zamanlar olabilir diye düşünüyorum. O yüzden başta nasıl başlanmışsa en son güne kadar o şekilde devam etmesi lazım. Hmm, yani evet. Ben de hani en baştaki gibi yani, giderdim. Hiç değiştirmezdim. Ben değiştirmem diyorsun. Ben de bu konuda düşüncem şöyle. Normalde zaten bizim akşamları derslerimiz oluyor. Akşamları artık hep tekrar ve soru çözümü olur. Gündüzleri çok iyi yönlendirmek gerekiyor. Dersi şu anda izleyenlere ve kayıttan izleyenlere öyle bir tavsiyem olabilir. Gündüzü çok iyi. Zaman yönetimi bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani sabah mutlaka paragraf sorusu çözerek güne başlanacak. Benim tavsiyem bu yönde. İkincisi de sabah seansı, öğlen seansı ve öğleden sonra seansı şeklinde, akşamı saymıyorum bakın, akşam tamamen zaten uzaktan eğitimde soru çözümleri ve tekrarlar olacağı için gündüzlerin sabah, öğlen, öğleden sonra şeklinde 3 seansa bölünmesi lazım. O seansların da kendi içerisinde derslere bölünmesi lazım. Her gün paragraf sorusu çözerek güne başlamak gerekiyor. Eğer matematiğiniz çok zayıfsa zaten matematiği şimdiden sonra çalışmanın bir anlamı yoktur. Bunu zaten matematikte olan eksiklik zaten ÖABT'de ile giderilebiliyor. Ve özellikle şunu da söylemek istiyorum. Yani aslında ben bu konuyu ileride de yine tekrarlar başlarken de sizinle konuşacağım ama şimdiye kadar çok iyi bir hazırlık yaptığını düşünüyorsan tekrarları asla aksatma. Şimdiye kadar hiçbir şekilde hazırlık yapamadığını düşünüyorsan veyahut da sınırlı bir hazırlık yaptığını düşünüyorsan yine tekrarları aksatma. Yani ben şimdiye kadar doğru düz çalışamadım. Şimdiden sonra da tekrarlara katılmayayım. İşte tekrarlara önem vermeyeyim şeklinde bir şey düşünmeyin. Çünkü gerçekten de Hatice'nin biraz önce dediği gibi ben bu yılda tekrar derslerinde çözeceğimiz sorulardan çok fazla soru tutturacağımızı düşünüyorum. Mesela özellikle böyle çok kritik konuları özellikle sona bırakıyorum, tekrarlara bırakıyorum. Halk hikayelerinin konuları, Dede Korkut'un konuları, halk hikayesi anlatma geleneği, işte aşık edebiyatında bazı sanatçıların böyle daha ayrıntılı özellikleri, biraz daha böyle sorularla işlenebilecek, sorularla daha ayrıntı yenebileceğimiz konular bunlar. Bundan dolayı ben nasıl olsa derslere katıldım, dersleri ben yeniden izleyeyim şeklinde düşünmeyin. Çünkü derslerde inemediğimiz ayrıntılara bazen sorularla ineceğiz. Anladınız mı demek istediğimi arkadaşlar? Bundan dolayı kesinlikle dersleri, tekrarları sakın aksatmayalım. 3 ay öyle bir tekrar kampı var. 11 gün 2 sınav arasında soru çözümü var. Az bir zaman değil.
Şu anda gerçekten de yetkin olmayan, iyi çalışmadığını düşünen birisi bile 3,5 ay şu tekrarlarla bile birçok soruyu tutturacak. Haberiniz olsun yani. Esra Çalışkan, bir şey soruyorsun. Evet. Esra vazgeçti. Anladık mı arkadaşlar? Anlayanlar bir artı, anlamayanlar eksik koysunlar. Tekrarları asla aksatmayalım. Normalde konu anlatımında karşımıza çıkmayan şeyler burada çıkacak. Çünkü hazırladığım soruları ben biliyorum yani. Tekrarlar için hazırladığım soruları ben biliyorum. Bazen halk hikayeleriyle ilgili falan ayrıntıya indik. Bundan dolayı mesela divan edebiyatında mesnevi içerikleri, ne olur ne olmaz dediğimiz her şeyle ilgili bir soru oldu. Bundan dolayı mutlaka tekrarları aksatmayalım. Evet. Hatice, çok güzel teşekkür ediyoruz sana. Arkadaşlar, hiç böyle sormak istediğiniz, bir kafanıza takılan bir şey var mı hala? Böyle çalışma teknikleriyle ilgili veyahut da Hatice uygulamıştır, ben de uygulayayım dediğiniz bir şey var mı acaba? Oo, yazıyorlar da, destan yazıyorlar. Hocam, benim tüm sınav dönemim kalktı. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Çok özür dilerim. Arkalarda kalmış. Bir dakika Hatice. Hocam, Haziran'ın kaçı gibi başlar tekrar? Hemen başında başlayacak Esra. Bir dakika arkadaşlar. Pınar Baydar demiş ki, ders dışında aruz uygulaması ve günlük beyit şerhi yaptı mı? Hatice, ne hocam diyorsun? Hocam YouTube'da böyle videolar vardı. Siz de geçen sene çekiyordunuz. Gazeller yapıyorduk. Yani bu sene yapıyor musunuz da bilmiyorum ama onları tekrar ediyordum. Başladık, evet. Bir de şey vardı, sadece şerh olan konu anlatımı kitaplar vardı. Onlardan almıştım bir tane. Günde 5 tane gazel falan okumaya çalışıyordum. Bir de kelime bakıyordum. Yani güzel. Kelime çalışıyordum genelde. Evet. Hilal Tozlu demiş ki, bu saatten sonra soru bankası almaya gerek var mı? Genel kültür eğitim ilimlerine yoksa deneme üzerinden mi gitmeliyiz? Bence de almalıyız. Valla buna öncelikle ben bir cevap vereyim. Hilal, eğer konu eksiğin varsa bak. Soru bankasında yok elimde diyorsan ihtiyaç duyarsın. Çünkü her zaman söylüyorum, soru bankasından soru çözmek konuyu öğretir. Denemeden soruyu çözmek geliştirir. Zaman yönetimi konusunda kendini geliştirirsin. Farklı soru tipi görmüş olursun. Yani bir sınav provası yapmış olursun ama soru bankasından soru çözmek, konu anlatıma çalıştıktan sonra soru çözeceğin için konu öğrenmeni gerçekleştirir. Ne diyorsun evet, Hatice? Doğru söylüyorsun. Yani bence soru bankasının işleviyle denemenin işlevi bambaşka. Bundan dolayı konu eksiği olan mutlaka soru bankası edinmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Türkiye genel denemelerini sadece o yılını mı çözdünüz? Daha önceki yıllarda çözdünüz mü? Önceki yıllarda çözdün. Evet, güzel. Funda demiş ki, buna ben de katılıyorum. Geçen sene sadece tekrar kampına girmiştim. Çok benzeri vardı. 65 rahat bulunuyordu. Tabii. Geçen seneki tekrar kampımız soru tutturma anlamında iyiydi. Bu sene daha iyi olacak ama. Bu sene çok daha iyi olacak. Evet. Meral, günlük ruh durumu nasıl hocam demiş. Günlük ruh durumu nasıl? Yani Hatice, değişiyordu hocam. Yani değişiyordu. Mesela senin günlük ruh durumunun kötü yapan bir örnek versene. Ne yok mesela günlük ruh durumunun? Çok gerçekten o kadar moralim bozulmuştu ki o zil sesini duyduğumda. Yani yıkılmıştım resmen. Çok moralim bozulmuştu. Evet. Peki Hilal demiş ki, kamp yaptı mı hiç? Hilal, kamp ile kastettiğin nedir? Yani eve kapanmak anlamında bir şey mi diyorsun? Yoksa uzaktan eğitimde katıldığı kampları mı diyorsun? Genel kültür yetenek eğitim birimleri tekrar kampı. Yani katıldım veya katılmadım de, bence yayın evi veya şey ismi çok
olmasın da Hatice. Yanlış anlaşılmasın. Hocam, ilk senemde katıldım mı ya? Tam hatırlamıyorum şu an. İlk senemde dershanemi pek beğenmediğim için katılmadım diye hatırlıyorum. Çünkü derslere bile çok katılmıyordum artık. Buradaki eğitim yapmıştık hocam sanırım, değil mi biz? 30 saat bir ders yapmıştık diye hatırlıyorum eğitimden geçen sene. Ona evet, katıldım. Onda vardım. Eğitim. Buradaki alan tekrarında da vardım. Evet. Bakalım. Genel kültürden tarih ve coğrafyada sıkıntılarım var. Bu dersleri alanla ve eğitimle kapatma şansım var mı? Yoksa onlar üzerine biraz daha gitmeliyim. Bırakmadım. Soru çözüyorum ama kötüyüm bu derslerde. Şöyle yani Merve, bence genel kültürden tarih ve coğrafyada sıkıntılarım var. Bu dersleri alanla eğitimle kapatma şansım var mı? Yani bu biraz da aslında tarih ve coğrafyadan ortalamaya bağlı bir durum. Ama ben böyle bir şey önermiyorum sana. Yani daha 3,5 ay varken tarih ve coğrafyayı bırakıp da eğitim ve alanla telafi etmeye çalışmak çok mantıklı değildir. Ha, tamamen tarihe ve coğrafyaya çalışmak aslında o da mantıklı değil ama dediğim gibi bir çalışma programının olması lazım. Şu andan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde tarih ve coğrafyaya düzenli dağılmış bir ders programıyla arkadaşlar eksikler giderilebilir. Hocam benim tarihim ve coğrafyamda ilk senede tarihten 6 yanlışım, coğrafyadan 7 yanlışım vardı. Yani çok kötü bir tarihten, hani çok iyi bir tarihe de dönebilir aslında. Soru çözmek önemli bence tarih ve coğrafyada. İkinci senemde de tarihten 2 yanlışım, coğrafyadan da yanlışım yoktu. Düzelebilir evet. Yani. Tabii ki yani onu diyorum, tamamen böyle bırakmak çok böyle doğru bir olay değil. Eğitim derslerinde çok fazla soru evet, çözdünüz hocam. Mü? İkinci sene zaten sadece soru çözdüm ve sadece deneme çözdüm. Her gün bir deneme ve pazartesi günü diyelim gelişim dersi. 5 test falan çözüyordum genelde. Kendime 5 testi belirlemiştim. En az 5 test olmak üzere test çözüyordum ve bir tane deneme çözüyordum. Peki şimdi ilk yıl eğitim bilimlerinden temelimi oluşturdum. İkinci yılım full soruyla aynen, geçti diyorsun. Aynen hocam. Aynen, güzel. Peki Ahmet demiş ki konu eksiklerini giderirken video mu izlediniz yoksa kitaptan mı gittiniz? Alan için soruyorsanız PDF'lerden çalıştım. Diğer dersler için soruyorsanız da kitaplardan çalıştım. Video izlemedim. Sadece tarihten birkaç video izlediğimi hatırlıyorum. Hiç olmasın. Evet. Çıkmış soruların tamamını çözdün mü? Veya kaç defa çözdün? Büşra öyle İki defa veya üç defa çözmüş olmam lazım. Büşra da aynı üniversitedeydik. Evet. Öyle mi? İkinci öğretmeniz. Büşra Kulak. Evet, aynı yıl mezunuz. Evet. Günde 3 ayrı oturumdan deneme çözdükten sonra nasıl ilerledi? Denemeleri çözdükten sonra hocam normal çalışma sistemine geçiyordum. Normal aynen. Çalışma sistemine geçiyordum. Evet. Bir dakika bakalım. Görmediğimiz soru var mıymış acaba? Hocam Pınar hocamın sorusu vardı. Pınar sorunu gördün mü? Ben görmedim mi acaba? Şerh sorusuydu sanırım hocam. Pınar'ın sorusu. Görmüştüm herhalde değil mi? Görmüştüm herhalde. Pınar da sınıf arkadaşımdı. Evet görmüştüm. Öyle mi? Hayır, herkes burada herhalde. Nereye atandı? Kaç puanla? Şeyma sor. Evet. Nereye atandım ve kaç puanla diye Şeyma sormuş. 88 puanla Gaziantep merkezi. Gaziantep merkeze atandım. Güzel. Yani nasıl Şeyma beğendin mi? 88 ile Gaziantep merkezmiş. Gaziantep merkeze atandım. 88 puanla atandım. Şahin Bey. Evet. Hocam deneme yapıp sadece eksik olan kısımları çalışmak doğru mu?
Kendi tercihin mi Antep, Hatice Kübra? Yani evet. Ben şöyle yapıyordum. Hatice Beste niye sordun evet, hocam, kendi tercihiniz mi diye? Kardeşim de orada. Yani isteyip istemediğini merak ettin herhalde, değil mi? Evet. Evet. Deminki soruya ne diyorsun? Yani şimdi... Deneme yapıp sadece eksik olan kısımları çalışmak doğru mu? Demişti Şeyma. Hocam ben sabah deneme çözdükten sonra yani oradaki hani genelde ben mesela tarihte şeyde çok takılıyordum. 17. yüzyıl, 18. yüzyılda çok takılıyordum. Deneme bittikten sonra onları tekrar edip ondan evet. sonra normale dönüyordum. Yani tekrar çalışma düzenine dönüyordum. Güzel. Genelde eksiklerime bakıp ondan sonra geçiyordum. Evet, umarım arkadaşlar yani ben özellikle üniversitede çok temelinin olmadığını söyleyen ve ilk yıl düşük net yaptım diyen birisinden bunları duymanızın daha doğru olacağını düşündüm. Çünkü gerçekten de kendini adayarak arkadaşlar bir yıl doğru kaynaklardan ve disiplinli çalışma ile gerçekten de bu iş oluyor yani. Hilal Tozlu deneme defteri tutmuş muydu şeklinde bir şey sormuş. Ne diyorsun? Deneme defteri tutmuş muydun? Tutmadım hocam. Sadece denemelerimi atmıyordum. Sadece alan denemelerimi atmıyordum. Evet, diğerlerini atmıyordum. Alan denemelerimi atmıyordum. Ondan sonra, her ayın sonunda dönüp yanlışlarımı bir göz gezdirip ondan sonra alan, atıyordum. Her ayın sonunda neti atıyordum. Neti düşükmüş yani. Değil mi? Kaç diyordun Hatice Kübra? Yani 21 net. Yüksek bir net değil yani. Değil mi? 50 soruda. Aynen. 21. 21 hocam. Çok evet. kötüydü. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum Hatice. Çoğu yani yarısından daha azı 21. 50 soruydu. Arkadaşlar sorularınız varsa sorun. Çünkü ben Hatice'nin zamanının da sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çok da fazla zamanını almayayım. Herhalde yokmuş. Evet Ayşegül, yani 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran ben ders programını tam olarak netleştiğinde size WhatsApp gruplarımızdan atacağım. Tamam mı? Tam olarak ders programımızı ayarlayayım. Ondan sonra size atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Yarın var Esra, yarın var. Yarın var çünkü Türkçe grubumuza dersimiz başlayacak. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hatice çok teşekkürler. Yine ara dersimize bekleriz, tamam mı? Sohbet güzel oluyor yani. Görüşürüz herkese, iyi akşamlar.